sözünde hiç durur mu? 12 ay dönmezsin olur. Sanık Adnan Oktar. Mikrofon çalışmıyor herhalde. Aa, tamam. Sanık Adnan Oktar. Evet, buyurun. Öncelikle vermiş olduğun kimlik bilgileri doğrudur, size aittir. Evet, bana aittir. Hakkınızda suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, siyasal askeri casusla teşebbüs etmek, cinsel istismar, cinsel saldırı, basit cinsel saldırı... Değerli izleyenler, merhabalar. Adnan Oktar serimizin 4. bölümüne hoş geldiniz. Bugün bu gruba dahil olan, bu grupla yolu kesişen, bu gruptan ayrılan ya da halihazırda grupla yol yürümeye devam eden ünlü bir takım isimlerden söz etmek isterim. Adnan Oktar grubu Türkiye'de çok konuşulan ancak hakkında çok az şey bilinen bir örgüt olmaya devam ediyor. Enteresan bir örgüt. Bugüne kadar bir dizi operasyon geçirmesine rağmen hala çökertilebilmiş değil. Örgütün lideri, ana kadrosu şu anda tutuklu olmasına rağmen hala örgüt bir şekilde ayakta tutulmaya çalışıyor. Adnan Oktar bugün salıverilse tekrar grubunu önemli ölçüde toparlayabilecek bir yapıda. Enteresan bir karakter doğrusu. Adnan Oktar'ın temel tarzı şudur. Gruba dahil olacak olan kişilerden 3 temel şeyi arıyor. 1. Varlıklı olacak. 2. Zeki kişiler arıyor. Üçüncüsü güzel veya yakışıklı kişiler olması. Adnan Oktar grubuna mensubiyet için bu üçünden biri mutlaka olması gerekiyor. Adnan Oktar grubu özellikle 1986-87'de önemli bir olgunlaşma süreci yaşıyor. 87'den sonra çok daha hızlı bir büyüme hamlesi geliştiriyor. 87 grup için aslında kırılma dönemi. Çünkü 1987 Adnan Oktar'ın yargılandığı bir dava nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor. Tedavi görüyor burada. Yanılmıyorsam 10 ay 11 ay burada kaldı. Ancak hastanede kaldığı süreçte örgütü önemli ölçüde toparladı. Haftanın her günü Adnan Oktar'la görüşme insanlar geldiler. Adnan Oktar grubu kendilerini halk cemaati olarak görüyorlar. Adnan Oktar Mehdi olarak kabul ediyor. Buna dahil olanlar da Mehdi'nin talebeleri olarak görülüyorlar. Ve Mehdi'nin talebeleri diğer dini gruplarda fark ettiğimiz ya da görüldüğü şekliyle şöyle bir farklılık arz ediyor. Buraya dahil olan, mensup olan kişilerin önemli bir bölümü Türkiye'nin son derece varlıklı, diyelim Ataköy'de, Florya'da, Ortaköy'de, Erenköy'de yaşayan ailelerin çocukları. Tabi Adnan Oktar grubu katı kurallarında olduğu bir örgüt açısı burası. Adnan Oktar'a karşı gelmek, gruptan ayrılmak adeta Allah'a karşı gelmek olarak lanse ediliyor. O dönemlerde grup üyelerini anlatıyor. Göya Hazreti Muhammed kendisine destek olanları bir gün bir ağacın altında toplanmışlar. Bunlar burada yemin etmişler. Beraber yol yürüyeceklerine dair. Adnan Oktar da o dönem iki ayrı toplantı yaptığı ifade ediliyor. Birisi Riva'da, birisi Şile'de yine bir ağaç altında topluyor o dönemki mensuplarını. Beraber yol yürüyeceklerine dair onlardan yemin alıyor. Bu örgütte hakikaten Türkiye'nin birçok ünlü ismi geldi geçti. İş dünyasından, sanat dünyasından, televizyon dünyasından, siyaset dünyasından kimler geldi, kimler geçti adeta. Yani düşünün, çocuğun babası MİT'te çalışıyordu. Kendisi Adnan Oktar grubundaydı. Adnan Oktar'a kadın getiren ekibin içindeydi. Keza havacı bir generalin kızı örgütün içine, generalin ifadesi dosyada yer alıyor ve oldukça çarpıcı. Şimdi sizlere Adnan Oktar grubuna dahil olan ünlüleri bir aktaralım. Bunları 2-3 grup halinde aktaralım. Akabinde 90'lı yıllarda, 91 yılında örgüte dahil olan çocuklarını kurtarmak için iki babanın mücadelesini sizlere aktarmak isterim. Bakın, bu gruba kimler dahil olmuş ve kimlerin yolu Adnan Oktar grubuyla kesişmiş bir dönem. Türkiye'nin bilinen markalarında Atasay Kuyumculuk var. Cihan Kamer. Cihan Kamer'in kardeşi Neşe Kamer örgüte bir şekilde dahil oluyor o dönem. Eski devlet bakanlarından Namık Kemal Zeybek'in kızı Tuğba Zeybek. Türkiye'nin en büyük müteahhitlerinden Ali Rıza Çarmıklı'nın torunu Gülnaz Çarmıklı. Feryal Pınar Bahar Kalkavan. Profesör Doktor Caner Taslaman. Gazeteci Ta Akyol'un oğlu Mustafa Akyol. Yine Nazlı Ilıcak'ın oğlu Mehmet Ali Ilıcak. İstanbul'un en eski lokantalarından biri olan Konyalı lokantasının kurucularından merhum Haluk Konyalı'nın oğlu Ali Konyalı. A101 Market'in veliahtlarından Yaşar Aydın ve kardeşi Ayhan Aydın. Ki Ayhan Aydın'ın o dönem örgüt içinde evlendiği Zorlu Holding'in patronu Ahmet Nazif Zorlu'nun kızı Şemi Nur Zorlu. Cem ve Cenk Büyüktosun. Eren Holding'in veliahtlarından Emrullah ve Hamdullah Eren. Doçent Doktor Tayfur Erdoğdu. Yine magazin dünyasının, sanat dünyasının ve bir dönem manken olan kimi isimler de var. Onları da sizlere aktarayım. Seren Serengil, Kerem Özçapkın, Pınar Tezcan, Koray Felek, Leyla Adalı, Tuğçe Doraz, Seçkin Piriler,
Nefise Karatay, Ebru Destan, Eda Modaoğlu, Ahu Tuğba, Sevda Demirel, Ebru Şimşek, Şener Şen'in yeğeni Aslı Efeoğlu. İki isim var. Bu iki isim, biri Serap Akıncıoğlu, diğeri Gülay Pınarbaşı. Ki bu iki isim halihazırda hala örgütteler. Gülay Pınarbaşı ki 1990 yılında Türkiye Güzeli seçilen bir isimdi. Adnan Oktar için bir hayli önemliydi bu iki isim. Çünkü bu iki isim özellikle Adnan Oktar'ın o dönem Refah Partisi ile ilişkilendirdiği kişiler bunlar. Yani orayla irtibatı sağlayan, bir şekilde kontak kuran, kanal açan kişiler olduğunu görüyoruz. Serap Akıncıoğlu ile Gülay Pınarbaşı'nı biz bir daha ne zaman gördük? Mart 1994 İstanbul Belediye Başkanlığı seçimleri. O dönem yapılan seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan'ın seçim zaferinde o kutlamada yanında iki isim daha vardı. Biri Serap Akıncıoğlu, bir diğeri de Gülay Pınarbaşı. Ve halihazırda Türkiye televizyon dünyasının yakından bildiği, başarılı da bir girişimci aynı zamanda. Acun Ilıcalı. Acun Ilıcalı'nın ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı. Ilıcalı kardeşlerle ilgili size biraz detaylı bilgi vermek isterim. Şimdi bir Silivri Kıyıkent, iki Kocaeli Darıca'ya bağlı Bayramoğlu. Bu iki bölge o dönem yazlıklarıyla meşhur. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar için yazlıkların yeni yeni yapıldığı bir tür yeni sahifi alanları açıkçası buralar. Ve tabii varlıklı aileler bir ölçüde buralarda yaşıyorlar. Ilıcalı kardeşler de Kıyıkent grubu olarak ifade ediliyor. Silivri Kıyıkent'te. Bu arada Acun Ilıcalı, Ömer Cenkel Ilıcalı'nın yanı sıra Esat Yontuş da grupla yolu kesişen kişilerden biri. Keza Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başluğ da grupta yer almış o dönem. Ömer Cenker Ilıcalı'nın ifadesi var dava dosyasında. Ömer Cenker Ilıcalı İstanbul Tıp Fakültesi öğrencisi. Kendi ifadesine göre 1987 yılında diyor ben Adnan Oktar'la tanıştım. 1987 dediği dönem şu. Adnan Oktar o dönem Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalık Hastanesi'nde tedavi görüyor. Daha önceki yayınlarımıza da aktarmıştım. Adnan Oktar hastanede tedavi gördüğü süreçte gruplar halinde haftanın belli günleri insanlar dışarıdan gidip onu ziyaret ediyorlardı. Adnan Oktar da kendisini, ne yapmak istediğini, grubunu, amacını anlatıyordu. Ömer Cenker Ilıcalı da o dönem 87 yılında tanıştığını söylüyor. Dürüst, temiz, Allah yolunda biri olarak gördüm diyor. Ve Ilıcalı kardeşler gruba bu süreçten sonra dahil oluyorlar. Dosyada sanıkların da ifadesi var. Mesela bir tanesinin ifadesi var. Acun Ilıcalı benim yakın arkadaşımdı diyor. Acun Ilıcalı sayesinde diyor ben Adnan Oktar'la tanıştım. Acun Ilıcalı ya 92 ya 93'te gruptan ayrılıyor. Acun Ilıcalı'yla Adnan Oktar'ın bir arada olduğu karelerden biri 1992 yılına ait bir Anıtkabir ziyareti yapılıyor. Adnan Oktar grubun başında 10-12 kişilik bir erkek grubu var. Acun Ilıcalı da o fotoğrafta yer alıyor. Bu süreçten sonra Acun Ilıcalı'nın gruptan koptuğunu anlıyoruz. Fakat ağabey Ömer Cenker Ilıcalı'nın gruptaki varlığı biraz daha devam ediyor. Ömer Cenker Ilıcalı kendi ifadesinde 94 yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra İBB o zaman Refah Partili Tayyip Erdoğan'ın başkanlığına geçmişti. Ömer Cenker Ilıcalı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya başlıyor hekim olarak. Ancak Adnan Oktar'ın talebiyle diyor 98 ve 2005 bu dönem arasında 2005'e kadar yurt içinde ve yurt dışında grup adına bir dizi konferansa katıldım. Konferanslarda konuşmacı olarak yer aldım. 2005 yılına kadar Ömer Cenker Ilıcalı'nın grupla, örgütle bir teması, kontağı, ilişkisi devam ediyor. Daha sonra gruptan ayrılıyor. Ömer Cenker Ilıcalı'nın tabii şöyle de bir ifadesi var. Gruptan kopanlar, gruptan ayrılanlar öyle kolay kolay ayrılamıyorlar onu söyleyeyim. Ayrılanların başına gelmeyen birçok örnekte gördük onu. Kalmıyor açıkçası. Yani hayatları karartılıyor onu söyleyeyim size. Ömer Cenker Ilıcalı örgütte ayrıldıktan sonra kendisine yönelik bir olumsuz tutumun olmadığını ifade etti. Şimdi sizi bir film sahnesine götürmek istiyorum. Canım Kardeşim diye bir film. Ertem Eğilmez'in filmi. 1973 yapımı bu film. Tarık Akan ve Halit Akçatepe oynuyordu. Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin o filmde Kahraman diye bir kardeşleri var 9 yaşında. Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin en büyük dertleri ölümcül bir hastalığı olan Kahraman'ın iyileştirilmesi. Kahraman'ı tedavi etmek için çalmadıkları kapı kalmıyor adeta. O filmde 9 yaşındaki Kahraman Kral'ın kardeşi Elif Kral örgüte dahil oldu. Bu film çekildiğinde Elif 3 yaşındaydı. Elif son derece varlıklı bir ailenin çocuğu. Kendi ifadesini anlatıyor. En parlak okulları okuyor. Marmara Üniversitesi'nde sanırım Alman Dil ve Edebiyatı bölümüne kazanmıştı. İyi bir lisede okumuştu. Her şeyin vardı diyor. 17 yaşındayken Elif Kral örgüte dahil oldu. Kendisinin bir ruhsal boşlukta olduğunu ifade ediyor ve Adnan Oktar grubuna dahil oluyor. Elif Kral hala örgütün içinde kalmaya devam ediyor. Bir diğer isim emekli general Mehmet Yılmaz Erdoğan'ın kızı. Bakın babası general, havacı general. Kızı Server Görkem Erdoğan. Yine o da son derece iyi okullarda okuyor. Babasının görevi nedeniyle yurt dışında da okula gidiyor. Akabinde aile yurt dışında kalıyor. Kız üniversite eğitimi için yanılmıyorsam İstanbul'a geliyor. Babasının anlatımı var. 2006 ve 2007 yılından itibaren kızımın bizden yavaş yavaş kopmaya başladığını fark ettik diyor. Düşünün son derece parlak okullarda okuyan, iyi bir eğitim almış olan bu kız Server Görkem Erdoğan bir gün babasına
Ben diyor Adnan Hoca ile cennete gideceğim diyor. Ve ailenin şöyle bir anlatımı var. Baba Mehmet Yılmaz Erdoğan'ın diyor ki eşim diyor kızımı diyor görebilmek için A9 TV yayınlarını izliyordu. Kıza ulaşamıyorlar ama annesi sonuçta. Yayınlarda görebilirim umuduyla her akşam diyor sabahlara kadar geç saatlere kadar A9 yayınlarını izlerdi. Bir gün diyor kızımın saçları kazıtılmış halde olduğunu annesi görüyor. Daha sonra aile tabii anlıyor ki bu Adnan Oktar'ın bilindik cezalarından biriydi kadınlara yönelik. Havacı generalin kızının saçlarını kazıtmıştı. Böyle de trajik bir şey. Bir diğer örnek dönemin İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet İhsan Yalçın. Mehmet İhsan Yalçın 1983-1989 bu yıllar arasında İstanbul'da vali yardımcılığı yaptı. 1989-94 arasında Sarıyer'de kaymakamlık yaptı. Mehmet İhsan Yalçın'ın kızı Zeynep Yalçın örgüte dahil oldu. Zeynep Yalçın örgüte katılan en eski isimlerden biri. Ve Zeynep Yalçın örgüte katıldıktan sonra kardeşi Mukbil Yalçın'ı da dahil etti. Mukbil Yalçın bir süre örgüte kaldı. Daha sonra örgütten ayrıldı. Kendisine bir dondurma firması kurdu. Sonra tekrar örgüte dahil oldu. Son operasyonda iki kardeş de tutuklanmıştı. Mukbil Yalçın da Zeynep Yalçın. Ve Zeynep Yalçın hala örgütün içerisinde yer almaya devam ediyor. Adnan Oktar'ın en temel özelliklerinden birisi kindarlığı ve gaddarlığı. Adnan Oktar kendisine yönelik bir harekette, yanlışta asla affetmez. İki örnek vereyim sizlere. Birisi Çetin Saraç. Çetin Saraç'ın kızı var Çağla Saraç. Bir diğeri de Yılmaz Eğilik'in kızı Tuğçe Eğilik. Çetin Saraç önemli bir iş insanı. Turizm sektöründe faaliyet yürütüyor. Kızını örgüte kaptırmış Çağla Saraç'ı. Kızını kurtarmak istiyor. Film gibi bir olay yaşanıyor. Baba Çetin Saraç bir plan kuruyor. Bütün yolları, yöntemleri deniyor, sonuç alamıyor. Girişimler, birilerle haber gönder, hiçbirinden sonuç alamıyor. Adnan Oktar'ın o dönemki avukatlarla temasa geçiyor. Adnan Oktar'la görüşmek istiyor. Adnan Oktar'ı kendi bulunduğu galiba bir yere çağırıyor. Adnan Oktar oraya geliyor. Baba Çetin Saraç, Adnan Oktar orada rehin alıyor adamlarıyla. Rehin alıyor çünkü babanın tek şeyi şu, kızını kurtaracak. Kızı Çağla Saraç örgütün eline düşmüş. Hatta örgütte sahte bir evlilik de yaptırılmış. Babanın ne yapıp edip kızını kurtarması gerekiyor. Ve bunu yapıyor. Son çaresi bu. Adnan Oktar'ı rehin alıyor. Tek şartı şu. Diyor ki kızımı serbest bırakacaksın. Ben de seni serbest bırakacağım. Adnan Oktar o konuda pragmatist bir adam. Kabul ediyor tabii ki. Çağla Saraç serbest bırakılıyor. Emre Nil'le bu arada sahte bir evlilik yaptırılmıştı Çağla Saraç'a. Adnan Oktar da salıveriliyor. Ve tabii Adnan Oktar şöyle de bir tarzı var. Adnan Oktar bu rehin alma sürecinde bir dönem işte birkaç gün ortada yok oluyor. Adnan Oktar dönüyor ya tekrar grubuna. Kayboluşunu, tekrar dönüşünü dinsel uhrevi bir durummuş gibi aktarıyor. Adnan Oktar'ın gaddarlığı şurada. Baba kızını evet kurtarıyor ama Adnan Oktar bunu asla unutmaz. Adnan Oktar biliyor ki baba Çetin Saraç'ın otelleri var. Çetin Saraç'ın otellerinde işte kadın ticareti yapıyor, fuhuş yapılıyor diye yalan haberler yaptırdı ve baba Çetin Saraç iflasa sürüklendi. Bir diğer isim Tuğçe Eğilik mesela. Yılmaz Eğilik'in kızı. O da Antalyalı büyük bir ailenin kızıydı. Baba Yılmaz Eğilik'le alakalı da yine onda turizm sektöründe faaliyet yürüten şirketleri vardı. Adnan Oktar gruba ait olan Son Mesaj diye bir gazete vardı o zaman. Düşün Adnan Oktar 400 bin adet Son Mesaj gazetesini bastırıyor. Baba Yılmaz Eğilik'in oteliyle ilgili yalan haberleri yapıyor ve bu Son Mesaj gazetesini her tarafa dağıtıyor. Adamı da çökertti orada. Kindarlığıyla, gaddarlığıyla enteresan bir profil. Ve bugünkü bu serimizde bu grupla yolu kesişen, bir dönem grubun içinde kalan ünlü şahsiyetleri, ünlü isimleri iş dünyasından olsun, magazin dünyasından olsun, televizyon dünyasından olsun isimleri sizlere aktardık. Değerli izleyenler Adnan Oktar serimiz devam edecek. Bir sonraki bölümünde grupla ilgili yeni bir takım bilgileri, yeni bir takım belgeleri aktaracağız. Görüşmek dileğiyle. Sözünde hiç durur mu? 12 ay bekmemsin.